Şimdi tiroidle ilgili şu kaldığımız yerden bir adım ilerleyelim. Lütfen. Tiroitteki nodüller tümör ihtimali barındırıyor ise, ultrasonda bu yönde bir belirti var ise, o zaman iğne biyopsisi yapmak lazım. İğne biyopsisi basit bir şey, ultrason eşliğinde doğru yapılması çok önemli. Çünkü bir nodülden parçalanıyor iğne ile beraber. Onu da hatta ben hastalarım yine de bir şey duymasın diye biraz sakinleştiriciyle falan yapıyorum. Böylece çok rahat geçiriyorlar. Ağrısız da duymuyorlar. Oradan alınan hücre örneklerinde eğer tümöral bir bulgu elde edilirse o zaman ameliyatı programlamak lazım. Bu konuda da çok, siz beni tanırsınız zaten, çok titiz davranırım. Keyifle takip ediyorum hocam Teşekkür sosyal ederim. medyadan, hastaneden. O yüzden en çok da tabii ki doğru bilgileri paylaştığımız için tüm hekimlerimizle birlikte daha Tabii. çok ekipçe gururluyuz. Çünkü sosyal medyada da çok kirli bilgiler dolaşıyor. Doğru. Burada nodülde bir tümöral hadise tespit ettikten sonra genelde ben Cerrahpaşa Nükleer Tıp'la beraber de hareket ediyorum. Orada bir özel bir arkadaşımla beraber ameliyattan önce genelde hastaları ona da gösteriyorum. Böylece ameliyata nasıl programlayacağımızı, nasıl bir ameliyat yapacağımızı belirliyoruz. Ameliyatta tabii dediğiniz gibi insanların uyanıp uyanmama falan böyle şeyler artık olmuyor. Yani anestezi çok ilerlemiş durumda, cihazlar hem bizim hastane hem tüm Türkiye'de ileri düzeyde cihazlarla çalışılıyor. Anestezi ile ilgili çok büyük bir risk yok. Burada önemli olan tiroid ameliyatlarında tümörden dolayı total tiroidektomi yapmak gerekiyorsa, yani bütün tiroid bezinin temizlenmesi lazımsa mutlaka sinir monitorizasyonu denilen bir yöntemi kullanıyorum. Bu son dönemin bir teknolojisi. Çünkü tiroid ameliyatlarında %1-2'dir bunun komplikasyon oranı. Ama tabii kişiye rastladı mı gerçekten tatsız bir durum. Tiroidin altından rekürel laringal sinir denilen bir iki sinir geçiyor da biri özellikle önemli. Bu ses tellerinin uyarılmasını sağlayan sinir. Bunu korumak için sinir monitorizasyonu denilen bir yöntem kullanıyoruz. Bir cihaz, bir firma ile beraber. Oraya böyle 1 miliamper, 2 miliamper akım verilerek o bölgeden aldığımız yanıta göre Evet. evet, bu kullandığımız aletler tiroid ameliyatlarında. Evet, ekrana yansıyan görüntülerdeki Böylece hem aletler. Evet. hastayı garantiye almış oluyoruz ses ve sinir monitorizasyonuyla, hem de kendimiz daha rahat bir ameliyat yapmış oluyoruz ve böylece yüz güldürücü bir neticeyle sonuçlandırıyoruz. Burada o zaman korkulacak bir şey yok. Artık teknolojinin nimetleri hem size hem hastalara çok Evet. büyük bir konfor sağlıyor. Yani burada hastaların bizim etrafımızda olabilir, daha uzaklarda da olabilirler. Burada önerilen yapılmış çalışmalar var zaten. %1-2 kabul edilebilir bir komplikasyon oranıdır. Ama ne bunu arttırıyor? İyi cerrah çok önemli. Çünkü yılda 40'tan fazla ameliyat yapan birinin tercih edilmesi lazım bu konuda. Çünkü el alışkanlığı sinirin Tabii, nerede olduğunu tabii, falan tabii, onu tabii. biliyor olması Kesinlikle, lazım. kesinlikle Böyle hocam. tek tük yapılan yerlerde biraz sıkıntılı olabiliyor. Bir de cerrahlarına sinir monitorizasyonu da sormalarında fayda var. Çünkü ulaşılabilir bir şey. Rahat yapılabilir. Çok da başarıyla götürüyoruz şeyi. Burada tabii doktorlarını seçtikleri zaman iletişim çok çok önemli. Orada kafasındaki soruları sizinle buluşturduğunda zaten her şey kolaylaşacaktır. Evet. Dediğiniz gibi de teknik cihazlarında son derece iyi olması hem de dediğiniz gibi tecrübe çok çok önemli burada Evet. hocam. İşin ehline bırak diyorlar ya, bu Aynen. demek ki bilenle bilmeyen arasındaki farkı da göstermiş oluyor. Kesinlikle. O bilimsel yapılan çalışmalarda hep bu ortaya çıkıyor. Tecrübeli ekip ve tecrübeli Sonra olmayan ekipler arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapılmış. Aradaki belirgin bir fark olduğu tespit edilmiş.